Bengi Türk ekranlarından mutlu akşamlar. Ben Elif Yıldırım. Perspektif programıyla karşınızdayız. Gündem oldukça yoğun. Zira Kıbrıs'taki yol inşaatı geriliminde Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından geri çekildi. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nden skandal bir hamle de gelmişti aslında geçtiğimiz günlerde. Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah satışı iznine yineledi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington'a bu konuda tepki gösterdi. İşte bu yaşananlara MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız ve iç siyaset diyeceğiz. Zira CHP'de sular durulmuyor. Koltuk savaşı sürüyor. İmamoğlu rotasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevirdi. Neden çevirdi? Bunları değerlendireceğiz. Özgür Özel diyeceğiz. Özgür Özel'den de dikkat çeken bir çıkış açıklama geldi. Adaylığın ardından İmamoğlu'yla ortak bir hayalimiz var çıkışı geldi. Peki bu ortak hayal nedir? Bunları değerlendireceğiz. İyi Parti'ye bakacağız. Kıymetli konuklarımızla birlikte tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Hüseyin Edis bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi sağ olun. İzleyen seyircilere de saygılarımızı sunuyorum. Teşekkürler. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Talas bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Saygıdeğer konuklarımıza ve size selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Ve Türk Hukuk Enstitüsü Mersin Şube Başkanı Avukat Ahmet Karataş bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocamıza ve saygıdeğer MYK üyemize saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet Hüseyin Bey sizlerle başlayalım isterim. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir başlayalım. Bu gerilimi nasıl değerlendirirsiniz? MHP lideri Devlet Bahçeli'den de çok net açıklamalar şeklinde bir tepki de geldi. Buyurun sizi dinleyelim. Malum Kıbrıs'ın 1571'de Türk toprağı olmasından sonra zaman içinde gelgitler yaşandı. Tabii İngilizlerin hakimiyetine bırakılması, daha sonra İngilizlerin adayı ilhak etmesi, tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonrasında da ada iki toplumlu bir yapıya büründükten sonra Birleşmiş Milletler burada ciddi olayları çözmenin yolunun bir yeşil hatla çözülebileceği konusunda malum bir yeşil hat çizildi. Evet. Bugün yaşanan konu da o yeşil hattaki, orada hem Rumların hem de Türklerin yaşadığı bir köy var. Bu köyün altyapısı yok. Bu köyün gidiş gelme sorunları var. Şimdi aynı Birleşmiş Milletler Rum tarafının Larnaka bağlantı yolunu yaparken ki orada bu yolu yaparken Türk topraklarını da Türklere ait toprakları da istimlak ederek yaptı. Ona izin verirken tamamen insani amaçlı. Evet. Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlantı hattını ki bu yolun çoğunluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçiyor. Ona rağmen Birleşmiş Milletler sanki bambaşka bir tavır takınarak tamamen Rum tezinin yanında yer alan davranışlar sergilemesi zaten bizim tarafımıza kabul edilmesi mümkün değil. Hem Sayın Tatar'ın açıklaması hem hükümetin yapmış olduğu açıklama hem de Genel Başkanımızın bu konuda ortaya koyduğu çok net bir tavır var ki Genel Başkanımızın tavrı bu konuda çok sert bir tavır aynı zamanda. Suriye'yi de buna ilave ederek bizim hükümranlık haklarımızın önüne geçilmeye çalışılmasının bir bedeli olacağını çok açık seçik olarak ifade etti. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in tamamen yanlı tutumunu zaten bizim tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değil. Şu andaki oradaki konu tamamen Rum tezine dayanan bir konuyla hareket eden bir Birleşmiş Milletler var. Dolayısıyla bağımsızlığını ve tarafsızlığını bu konuda konuya bağımsız ve tarafsız kalmasını yitirmiş görünüyor. Tabii Türkiye'nin buna vereceği bir cevap mutlaka vardır. Gerekirse Birleşmiş Milletler'in orada varlığını reddedilecek noktaya gelebilir. Türkiye kendi tarafındaki haklarını kendi gücüyle koruyacak bir devlet olduğunu, Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduğunu her defada zaten vurguluyoruz. Ama Türkiye nedense bölgede barışa yönelik attığı her adımda karşımıza bir yerlerden bölgede barışı istemeyen karşı tavırlar sergileniyor. Hı hı. Bu da onlardan birisi. Şimdi malum son dönemde
Cumhurbaşkanımızın Yunanistan tarafıyla olan hani bölgede barışın, istikrarın sağlanması yönündeki adımları birçoğunu rahatsız etmişe benziyor. Evet. Bu yönüyle değerlendirmek lazım. Buna tabii baktığınız zaman malum Yunanistan'da hemen hemen tamamında resmen üsler bölgesi kurmuş bir Amerika var karşımızda. Amerika'nın takındığı tavır Türkiye tarafından hiç de dostça bir tavır değil. Buna da gereken cevabı hem Genel Başkanımız şu anda vermiş durumda hem de hükümetin sözcüsü Sayın Çelik'in bu konuda bir açıklaması var biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'nin tavrı çok net bir şekilde ortaya konmuş durumda. Sanıyorum bundan sonraki gelişmeler bu açıklamalar çerçevesinde yer alacağını düşünüyorum ben de. Hı hı. Peki. Sayın Talas, sizlerle devam edelim. Şimdi Sayın Edis de değindi aslında insani bir yol. Yani neden Birleşmiş Milletler bu durumdan rahatsız oldu? Neden bir taraf tuttu? Tekrar teşekkürler Elfan. Bu hiç yabancı olduğumuz bir tutum değil. Şimdiye kadar hep taraf oldu zaten. Barış gücü dediğiniz şey tarafsız olması gereken bir yapıdır. Ama maalesef biz görüyoruz ki burada Birleşmiş Milletler'in neden fonksiyonunu yitirdiğini, neden beş ülkenin tahakkümü altında kalan bir yapı olduğunu burada bize gösteriyor. Yine zaten Birleşmiş Milletler'in tutumunun Amerika'nın tutumundan bağımsız olduğunu beklemek de yanlıştır. Yani orada Amerika'ya bağlı, merkezi de Amerika'da olan işte yer yer finansmanından dolayı, yer yer başka bir takım güçlerden dolayı büyük oranda Amerika'nın domine ettiği bir yapı. Şimdi Kıbrıs'la ilgili mesele daha önceki tarihsel arka plana bakmadan anlaşılamaz. İşte Sayın Edis Başkan'ın 1571'deki fetihten bahsetti. O zaman bir Akdeniz Korsan Denizi'ydi. Korsan ticaretini kontrol etmek isteyen Kıbrıs'a sahip olmak durumundaydı. İşte daha sonraki yıllarda Süveyş Kanalı açıldı. Süveyş Kanalı açılmadan önce İngilizler Kavalalı olayını bahane ederek Kıbrıs'ı bir anlamda geri vermek üzere çok öyle bir şekilde çok ilginç bir anda Osmanlı'dan aldılar. Şimdi toprak geri vermek üzere diye bir anlaşmayla verilmez. Bunu bize burası da Mısır'da gösterdi. İkisini de İngilizler aldı. Burada bir İngiliz oyunu var. O zamanki 1869'daki İngilizlerin adayı bir anlamda zapturapt altına almasından sonra orada bir eğitim ve göç politikası başlattılar. Ve Türkleri çoğunluk olmaktan çıkararak Rumları çoğunluk durumuna düşürdüler. Bir taraftan Yunanistan'dan adaya insanlar getirdiler. Bir taraftan da Kıbrıs'tan İngiltere'ye Türkler götürdüler. Ve dolayısıyla bu denge Türklerin aleyhine oldu. Ve bununla da yetinmediler. Sonra 60'lı yıllardaki olaylar malum. O zaman bir Kıbrıs Cumhuriyeti tecrübesi var. O zaman kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rumlar devam ettiriyoruz iddiasındalar. Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlara aittir. Türkler burada azınlıktır. Ve bu anlamda uygar dünya dediğimiz işte Amerika'sı, bir anlamda İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı, bütün Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de Kıbrıs'ı meşru Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Rumların elindeki yapıyı kabul ediyor. Ve bu taraftaki yapıyı gayrimeşru kabul ettiği için Türk askerinin orada bulunmasını da işgal olarak değerlendiriyor. Ve dikkat ederseniz hem bu bahsettiğimiz bütün yapılar, Avrupa Birliği, Amerika, çeşitli ülkeler, hem de Kıbrıs'ın içerisindeki İrlandalılar, yani eğitilmiş de gönderilmiş, Kıbrıs'a yerleştirilmiş olan. Bunların şöyle bir vazgeçilmez anlayışları var. O da nedir? Türk askeri adadan gönderilsin. Şimdi Türk askerinin adadan gönderilmiş olması böyle bir tecrübede ne ile karşılaşılır? Barış güçleri oradaki Kıbrıs polislerini ezer geçer. Ama orada bir Türk askeri varlığı var. Gerçek Kıbrıs'a barış götürmüş askerler var. Her ne hikmetse
aynı yapıları oluk oluk Türk kanı akarken, köylerde EOKA Türk kanlarını akıtırken ses çıkarmıyordu. Nasıl ki Bosna'da Müslüman kanı akıtıldığında ses çıkarmıyorsa. Nasıl ki Karabağ'da oluk oluk Türk kanını Ermeniler akıttığında bu bahsettiğimiz uygar dünya gözünü kapatıp olaya kör bakıyorsa. Aynı durum burada da söz konusudur. Şimdi çok değil, iki sene kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir Maraş bölgesinin açılması politikası oldu. Bu tür şeyleri, yaygaraları o zaman da gördük. Eğer siz yolunuzdan dönmezseniz bunların boşa çıkacağını göreceksiniz. Çünkü egemen güç denilen topraktan orada kendi halkına yol yapmasına bir tarafa izin vermiş, diğer tarafa vermemişsen burada adaletten, eşitlikten, özgürlükten bahsedemezsiniz. Dolayısıyla da haklı olmak yetmiyor, aynı zamanda da güçlü olmak zorundayız. Ülkemiz son dönemlerde de bunun peşinde, haklı olmanın yanı sıra güçlü olarak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün Türk Cumhuriyetlerine başta olmak koşuluyla Türkiye'nin nazının geçeceği ülkelere tanıtmak politikasına adım adım gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı, peki. Sayın Karataş, sizlerle devam edelim. Aslında bu durumu uluslararası hukuk açısından da değerlendirelim. Şimdi kendi topraklarında bir işlem yapamıyor, bir çalışma yürütemiyor. Bunun nedenini bir öğrenelim. Uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirmek, okumak gerekir bu durumu? Şimdi Elif Hanım, MYK'yımız ve saygıdeğer hocamız zaten bahsettiler. Ben de bu Birleşmiş Milletler'in yapısıyla alakalı birkaç açıklama yapayım. En azından barış gücü nedir, Birleşmiş Milletler Kurumu ne şartlarda oluştu ve günümüzde nasıl ilerliyor bu süreç, onu anlamış olalım. Bu kurum dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası arenada ekonomiktir, toplumsal, kültürel işbirliği oluşturmak için 2. Dünya Savaşı'nın akabinde 1945 yılında kurulan ve günümüzde 5 devletin veto hakkına, mutlak veto hakkına sahip olduğu, ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'dır. Bu 5 devletlerin çıkarları için hareket eden, bu ülkelerin menfaatine olmayan hiçbir uyuşmazlıkta, savaşta, gelişmede, tabiri caizse kılını kıpırdatmayan bir kuruluş. Bu barış gücü dediğimiz, bugün gündemde olan barış gücü dediğimiz askerler de Birleşmiş Milletler'in askeri gücü olarak nitelendirilen bir kuruluş. Birleşmiş Milletler'i uluslararası hukuk anlamında değerlendirecek olursak bir madalyonun iki yüzünden bahsetmemiz mümkün olabilir. Temelde bu kuruluş dünyadaki tüm ülkelere öncelikle bir kuralı dayatır. Kuvvet kullanma yasağı. Yani tüm ülkeler açısından bir savaş yasağının varlığından bahsetmemiz mümkündür günümüzdeki koşullarda. Kuvvet kullanma yasağının ise temel güvencesi Güvenlik Konseyi'dir. Bu Güvenlik Konseyi ise yukarıda saydım, az önce saydım 5 devletten oluşuyor. Madalyonun bir yüzü kuvvet kullanma yasağı, diğer yüzü ise Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler ülkeleri diyor ki, ey ülkeler siz hiçbir şekilde savaşmayın. Biz Birleşmiş Milletler olarak sizin toprak bütünlüğünüzü bir saldırı olduğunda kendi güçlerimizle, ki bu güçler dediğim gibi barış gücü olarak nitelendirilen askerlerden oluşuyor. Biz bu güçlerimizle bu saldırıya karşı geleceğiz ve sizleri koruyacağız. Kurulan düzen dünyanın neredeyse yerle bir olduğu 2. Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulmuş ve temelinde aslında mantıklı olarak nitelendirilebilecek bir düzen olarak görülse de, dediğim gibi madalyonun bir diğer yüzü olarak gördüğümüz Güvenlik Konseyi'ndeki devletler, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya, kendi menfaatlerine uymayan hiçbir operasyona, müdahaleye onay vermediği ve mutlak veto haklarını kullandıklarından Birleşmiş Milletler günümüzde ülkelerin elini kolunu bağlayan ve 5 devlete hizmet eden bir kuruluş haline geldi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin geçmişte birçok kez veto hakkına sahip ülkeleri menfaatçi çıkarları sebebiyle eleştirdiğine biz şahit olduk. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dünya 5'ten büyüktür çıkışıyla ortaya bir tavır koydu. Bu tavır neticesinde artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Birleşmiş Milletler'in bu kısıtlamasını umursamadığımızı ve veto hakkına sahip 5 devletin tabiri caizse keyfini beklemediğimizi yapılan çalışmalarla biz görüyoruz. Buna örnek olarak Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını, Kapalı Maraş'ın açılmasını,
Azerbaycan'da işgal altında bulunan Karadağ'ın artık oradaki Birleşmiş Milletler'in bekleme politikasını beklemek istemediğimiz için bu işgale son vermiş olmamız ve bugün yol yapım çalışmasını engellemek isteyen barış güçlerini zor kullanarak kepçelerle, yine tabiri caizse diyorum, yoldan kazımak suretiyle uzaklaştırma hareketlerini biz bu yapıya, kuruluşa karşı bir fikir ve eylem olarak görüp değerlendirebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi bugün yaptığı açıklamalarla neredeyse bu bahsettiğim tarihi geçmiş olan 100 yıllık çürümüş bir sistemin ikiyüzlülüğünü ve çıkarcı tavırlarını tüm dünyaya tekrardan duyurmuştur. Yakın bir gelecekte tıpkı Türkiye gibi diğer devletlerin de bu kuruluşa tepkilerini göstereceklerini ve artık Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşların öneminin ben daha fazla artacağı kanaatindeyim. Peki. Sayın Edis, sizlerle devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli de değindi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütüyle birlikte yapmış olduğu o eğitime de değindi. Ve şimdi şuna da gelelim isterim. Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah iznini yineledi. ABD'den böyle bir çıkış görüyoruz. Üst üste ABD silah vizesiyle neyi amaçlıyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde özellikle Türkiye'ye karşı ortaya koyduğu tamamen hasmane bir tavır artık tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek. Malum F-16 projemizin F-35 projesine doğru biraz gerilere gidersek orada bir bahanesi, S-400 bahanesiyle bugüne kadar özellikle Rum ve Ermeni lobilerinin sözcülüğünü yapan bir iki tane senatör var. Onların söylemlerine bakmak lazım birazcık. Onlar söylemlerinde diyor ki Türkiye F-16 yeni F-16 satışı ve modernizasyon projesini bizim onaylamamız için senatoda bir diyor Türkiye diyor Suriye'den çıksın. İki Kıbrıs'dan çekilsin. Mavi Vatan iddiasından vazgeçsin. Karabağ'dan Türkler çekilsin. Yani Türkiye'nin varlık sebebi olacak her şeyi bir bahane olarak önümüze koyuyorlar. Şimdi böyle söylemleri yapıp arkasından işte Dede Ağaç'a binlerce tank yığıp birçok yerde Yunanistan'da askeri üsler kuran bir Amerika'nın Suriye'de ne yaptığı çok açık. Bizim terör dediğimiz, terör olduğunu dünyanın da kabul ettiği, orada bir PKK var, bir PYD var. Bunlar şu anda petrolün üzerine çökmüş durumdalar. Amerika terörle petrolün oradaki şeyini almak istiyor. Kullanım hakkını almak istiyor. Yani bugün siz bir devlet olarak gücünüzü kullanıp teröre destek vererek terörle kendinize menfaat sağlamaya başlarsanız o zaman karşısına dünyada birçok ülke benzerini size yapmaya başlar. O zaman dünyada tek başınıza kalırsınız. İşte o zaman kendi ülkenizde de ciddi terör olayları başlar. O yüzden dünyada terör bütün dünyaca kabul edilmiş en bela, en kötü bir grup olduğunu, insanlar olduğunu herkes biliyor bunu. Şimdi Suriye'de bize çekilin diyen senatörler Amerika oradan 10 bin kilometre geliyor. Suriye'de ne işi var? Bunun hesabını veremiyor. Burası bizim sınırımız. Üstelik bizim Suriye'de soydaşlarımız var o bölgede. Hem Irak bölgesinde hem onunla. Orada insanların ciddi bir hayat riski var. Türkiye bu bölgede güvenli bölge oluşturup insanların hayatlarını garantiye almak istiyor. Hem de kendi sınır güvenliğini sağlamak öncelikle, istiyor. Öncelikle tabii ki önceki güven, kendi sınır güvenimiz ama asıl oradaki bir insanlık dramı var. Yani biz Türklerin en büyük özelliği yıllardır tarihte hep mazlum milletlere destek vermişiz. Hep yanında olmuşuz. Dolayısıyla Suriye'deki olaylar bizim insani tarafımız ortadayken Amerika tamamen petrol ve rant odaklı bir şekilde orada bulunuyor. Ve bir terör devletinin hamiliğini yapmak üzere, onlara bir terör devleti oluşturmak için Suriye'de PYD eğitiyor sürekli. Biz NATO'da müttefikiz. İşte yıllardır Amerika ile ortak bir sürü projeler yapmışız. Şimdi siz Türkiye gibi bir devleti PKK gibi, PYD gibi terörle beslenen bir küçücük gruba tercih ediyorsunuz.
O zaman burada ciddi olarak sorgulanması gereken şu. Amerika bu bölgede asıl amacı ne? Bu görüntüdeki şeyler. Yani bu 11 Eylül'den sonra kurulan yeni dünya düzeni var biliyorsunuz. Onun bir sancısını yaşıyor dünya. Şimdi ilk tepkiyi verenlere bakın şeyde, Kıbrıs'taki bu olayda. Amerika, İngiltere ve Fransa. Çok ilginç. Her yerde bu üçü çıkıyor karşımıza. Hatırlarsanız bizim petrol arama başladığında Kıbrıs'ın açıklarında Akdeniz'de Fransa oradan uçak gemisi gönderdi. Yani ne alaka ne şey dediğiniz bir noktada. Ama sonuçta haddini bildirdik ve o gereken ders alıp o bölgeden çekildi. Özellikle genel başkanımızın bugün açıkladığı konu çok açık ve net. Diyor ki, siz buna devam ederseniz Türkiye kendi gücünü, kendi hakkını savunacak hem gücü var hem de bunu oldu bittiye getirecek bir ülke değiliz. Herkes hesabını ona göre yapsın diyor. Yani sabrımızın da bir sınırı olduğunu, bu sınırın sonunda da o bölgedeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi başta Amerika'ya olmak üzere diğer buna destek veren bütün dünya ülkelerine ilan etmiş konumdayız. Yani işin artık bir dur deme noktasına geldiğimizin açık seçik bir beyanıdır Genel Başkanımızın söylemiş olduğu söz. Bu yönüyle konuya bakmak lazım. Yoksa Suriye bizim en uzun sınırımız. En çok soydaşımızın olduğu bölge, özellikle Suriye'de Halep bölgesinde. Siz şimdi biz görmezden geleceğiz. Sınırımız yol geçen anı olacak. Sınırımıza hiç karışmayacağız. Siz orada terör devleti bizim insanımızı öldürecek, bölgenin insanını öldürecek. Türkiye buradan çekilsin. Yani söylenen sözle yapılan eylem arasında bir ifade bir birlikteliğine sonucuna baktığımızda Amerika'nın bu bölgede birazcık ortam bulduğunda bize karşı bir terör devletinin kurulması için her şeyi yapacağının basit bir şeyidir. Binlerce tır silah gönderdi. Binlerce silah, mermi ve ağır silahlar gönderdi. Ağır işte bugünkü şeyde gördük. Ya, en ağır işte o savaşta kullanılan zırhlı araçlarla donatıyorlar şeyi. Ama Türkiye bunu daha önce biliyorsun denediler daha önce. Fransa özellikle çimento fabrikalarının orada bize karşı siperler oluşturmak için yıllarca orada altyapı kurdu. Türkiye 10 yılda buraya aşamaz dendi yerde bize 24 saat o siperler bir işe yaramadığını biz dünyaya gösterdik. Bu PYD içinde aynısı söz konusu. Biz sabırla belli bir şeylerin yerine getirmesini bekliyoruz. Yok siz bu sınırı aşarsanız Türkiye artık bu işin sözle halledemeyeceğimiz bir noktaya geldiğini Türkiye kararını verdiği andan itibaren ve tamamen uluslararası hukuka uygun olarak haklı bir biçimde kendi savunma hakkını kendi silahlı güçleriyle yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu da Genel Başkanımız aslında bunu yaptığı basın açıklamasıyla ortaya koymuştur. O yüzden yani bizim için de sabır, tabii sabır önemlidir. Biz barıştan yana, hem yurtta hem cihanda barış diyen bir toplumuz. Savaş en son çaredir. En iyi savaştan daha iyidir. Dolayısıyla barışın bu bölgede istikrarını sağlanması için biz barış ortamının tesisi gerektiğini defaatle söylüyoruz. Ha şu var, Türkiye'nin gücünün arttığını, özellikle son dönemdeki askeri silahların geliştirilmesindeki ortaya koyduğu performans, malum bugün şimdi Edirne, Giresun arasında Siper'in S-400'ü, Türkiye'nin S-400'ü Siper, işte daha önce denendi, bir daha denenecek. Şimdi bunları gördükçe Türkiye'yi daha fazla bu silah sanayinde ilerlemeden nasıl durdurabiliriz'in ayak oyunlarıdır bütün bu yapılanlar. Onlar da şunu biliyor. Türkiye'de silah sanayi güçlendikçe dünyadaki bütün Türklerin de güçleneceğini biliyorlar. Dolayısıyla bu bir ön alma, ön kesme. Acaba biz bir yerden zorlayarak Türkiye'yi böyle bir oldu bittiye getirip bir savaşın içine sokabilir miyiz?
Daha önce Ruslarla denediler, başaramadılar. Şimdi Yunanistan'la bizi denemek, karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bazen bunu 6 mil sınırını 12 mile çıkarma iddiasıyla gündeme getiriyorlar. Bazen Kıbrıs'taki bu iki toplumlu adanın işte tek toplumlu, o da Rum tarafının hakları olacak şekilde tezi savunan bir yapıyla, iddiayla geliyorlar. Buradaki tek hedef var. Türkiye bir savaş ortamına sokup da acaba bu ilerlemesini durdurabilir miyiz? Ama şunu biliyoruz. Ne yaparsa yapsınlar. Artık Türkiye o gerekli olan özellikle savunma sanayinde, yazılımda ki eşi açtı, çok da merale katetti. İşte dün iki gündür SİHA'larımızın, İHA'larımızın işte 600 bin saatte ne kadar bir alanda ne kadar hünerleri olduğunu hepimiz testler sonucu gördük. Dolayısıyla Türk milletinin bu tür olaylar bize sadece daha fazla bir arada olmamızı, daha çok çalışmamızı, daha güçlü ve hem ekonomik hem de askeri olarak daha güçlü bir devlet olup bu tür şeylere pabuç bırakmayacağımızı ortaya koymamız lazım. Konunun özü budur aslında. Evet, peki. Sayın Talas, siz neler söylersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl amacı nedir burada? MHP lideri Devlet Bahçeli de çok net bir açıklamada bulundu aslında. ABD terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymalı ifadesini kullandı. Ve bu hamlesi şimdi Kıbrıs'taki bu olayların ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah satışı iznini tekrar yinelemesini nasıl okumak gerekir? Buyurun. Tekrar teşekkürler Elif Hanım. Özellikle bu iki olayı birbirinden bağımsız düşünmemek gerekir. Kerkük'ten tutalım, Laskiye'ye kadar bir hat üzerinde denizi görecek bir terör devleti kurma projeleri var bunların. Gizledikleri bir şey yoktur. Çok net bir şekilde bunun peşindeler. Zaten ilk bununla ilgili İcraata geçecekleri zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketi yapıldı. O hareketlerle bir kısım arada kalan bölgeler haricinde terörden arındırılmış Suriyelilerin yerleştirileceği uygun bölgeler oluşturuldu. Türk ordusunun yapmış olduğu harekatlardan sonra. Şimdi Kıbrıs'la ne alakası var bunun? Kıbrıs Doğu Akdeniz'in kalbi konumundadır. Şimdi dünyanın en büyük uçak, Akdeniz'in en büyük uçak gemisi sözü boş yere söylenmez. Lefkoşa'ya bir pergelin sabit ucunu koyun. Hareketli ucunu da istediğiniz yöne çevirin. İster İskenderiye'ye, ister Girit'e, ister Antalya'ya, ister Mersin'e, ister İskenderun'a, ister Laskiye'ye, ister İsrail'e. Fark etmez. Her tarafı tarama özelliği olabilecek merkezi konumda. Aynı durum etrafındaki zengin tespit edilmiş hem onlar tarafından hem bizim tarafımızdan tespit edilmiş kaynaklar açısından da önemli. Şimdi bununla Doğu Akdeniz'deki kaynakları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Irak ve Suriye'deki bu terörü destekleme operasyonlarıyla da karada aynı eylemleri yapıyorlar. Kıbrıs'taki olaylar denizde yapılmış bir anlamda vekalet savaşıyla Türkiye'yi zor duruma bırakacak bir yaklaşım biçimi. Onları işte modernize etmek, silahlandırmak, silahlandırıp cesaretlendirip Türkiye'nin üzerine salmak. Oradaki plan o. Şeydeki de teröristlerle ilgili olan da zaten kendilerinin ürettiği gayrimeşru çocukları bunlar. Yani kendilerinin ürettiği, kendilerinin yaptığı hangi emperyalist ülkenin PKK ve bu diğer isimlerle anılan PKK'nın yan kadrolarında parmağı yok. Hangi emperyalist? İşte diyelim ki Avrupa'da kimisi finans veriyor. Kimisi eylemlerine destek veriyor. Kimisi işte geliyor orada uçağını bilmem uçak savarını suyunu buyunu veriyor. Onların dünyaya pazarladığı zehir tacirliğinde de elde ettikleri zehirli dolarları da alıyorlar. O da ayrı bir şey. Şimdi dünyanın neresinde petrol, doğalgaz, zenginlik kaynağı varsa orada çatışma vardır.
O çatışmanın olduğu yerde de Amerika var. Ya çatışmayı ortaya çıkaran şekilde, ya ortaya çıkardığı çatışmayı sona erdirmek üzere. Şimdi hafızalarımızı tazeleyelim. 2001'deki 11 Eylül saldırısından sonra, bir müddet sonra çöktükleri Afganistan'ı ne diye işgal ettiler? Cevabı Taliban işte vesaire, o tür örgütsel yapılar, bunlar 11 Eylül'ü yapan örgütler, bunları yok edecek. Sonra aradan geçen zaman içerisinde, bu 20 yıl içerisinde ne değişti de Taliban'a devredip gittiler. Ülkeyi Taliban'a bıraktılar. İşte Amerika bu. Aynısını Saddam olayında görüyoruz. Aynısını Kaddafi olayında görüyoruz. Önce destekleyip büyütüyorlar. Sonra gereksiz deyip yok ediyorlar. Başarabilirlerse içeride kargaşa yaratıp o kişiyi yok ediyorlar. Başaramazlarsa kendileri giriyorlar. Dolayısıyla bunun bir anlamda bir sonunun gelmesi lazım. Herkes şikayet ediyor mesela. Veya Amerika'nın da borcu var. 21 milyar dolar, 21 kat, trilyon dolar borcu varmış. Ne olur ki, bu Orta Doğu petroller etmez ki 21 trilyon dolar. Yani nereye de bir kaynak bulursa oraya çöküyor, borcunu kapatıyor. Şimdi Ukrayna, Rusya savaşıyor. Bu en çok kime yarıyor? Yine Amerika'ya yarıyor. Niye? Kayaç gazlarından, ürettiği doğal gazdan ve petrolün zamlanmasından en fazla kar eden ülkelerin başında geliyor. Yani verdiği, Ukrayna'ya verdiği, sadece kendinin de vermediği, bütün Batı'nın verdiği 50 milyar doların diyelim ki 40'ını Amerika verdi. Oradan kazandığı ne kadar? Kaç katı biliyor musun? Dolayısıyla bu bir anlamda hepsinin gidip gelip o Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısıyla bunların atını istediği gibi oynatması şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Ben şunu demiyorum, biz bunlarla çatışalım, savaşa girelim, anlaşmazlık içerisine girelim. Demek istediğim o değil. Demek istediğim, söyledikleri her şeye evet diyecek bir Türkiye yoktu. Zaten 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerin önemi nerede vardı? İşte şu eylemleri muhtemel bir hükümet değişikliği olmuş olsaydı seyreden bir hükümet olacaktı. Onun için hükümet değişikliğini desteklediler. Dolayısıyla bizim yeter ki güçlenelim. Sayın Edis Başkanımın dediği gibi dünyayla rekabet edebilecek şekilde savunma sanayimizi geliştirerek hamleler yaratalım. Ekonomimizi darboğazdan çıkaralım. Buna da yine antiparantez değinmek zorundayız. Ekonomide yaşadığımız zorlukların da bunların ekonomideki örgütsel yapılanmalarıyla bağlantısı vardır. Oradaki krizin de bu adımı attık. Bu adımda başarılı olmadık. Başka bir adım. Her zaman A, B, C, D planlarını devreye sokar bunlar. Dolayısıyla bizim uyanık olmamız lazım, ayık olmamız lazım. Sağlam durmamız lazım. Teşekkürler. Peki. Sayın Karataş, sizlerle devam edelim ama artık biraz iç siyaset diyelim. Şimdi İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yol haritasını açıkladı. Peki İmamoğlu neler söylemişti? Bir buna da değinelim aslında. Seçim hezimetinin ardından değişim çıkışlarıyla gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun o açıklamalarından birkaçını hatırlatalım. Sonraki yol haritasını açıkladığı toplantıda neler söyledi? Bir buna bakalım. Bunun üzerinden rotasının neden değişirdi? Madde madde olarak bunları bir değerlendirelim isterim. Şimdi Ekrem İmamoğlu seçimlerden sonra... Seçimi kaybettik. İttifak olarak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım. CHP ittifaka liderlik ettiği gibi değişime de liderlik etmek zorundadır. O adresin ana noktası benim çok kıymetli genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı. Şimdi değişim manifestosu, değişim sitesi, Zoom toplantıları derken geçtiğimiz günlerde de rotasını değiştirdi İmamoğlu ve İstanbul'la mühürlüyüm dedi. Adayım diyemedi. Bu da çok dikkat çekti aslında. Adayım demedim, yola çıkıyorum dedi. Ve İstanbul İttifakı'nı en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbul İttifakı cümlesi de kelimesi de oldukça önemliydi. Burada HDP ve İYİ Parti'ye yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlandı. Aynı zamanda değişim çağrısını da sürdürdü aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'na da biraz atıfta bulunarak CHP ikinci parti olmakla övünemez.
CHP artık seçim kaybedemez ifadelerini kullandı Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu neden rotasını değiştirdi? Bir buradan başlayalım Sayın Karataş sizlerle. Şimdi biz seçimin hemen ertesi gününde Ekrem İmamoğlu'nun bir bahçede kendisinin olduğu bir videoyla karşılaştık ve hemen bir değişim çağrısı yaptığını, seçim mağlubiyetiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadığını ve bu seçim mağlubiyetini kendisi de bizzat Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçim çalışmalarını yürütmüştü. Bu kaybetmenin, mağlubiyetin olumsuzluklarını hiç kendisine yansıtmadan bir değişim çağrısında bulunmuştu. Bu adaylık, aynı zamanda ondan sonra da bir adaylık çıkarması ve sürekli bir Kılıçdaroğlu'yla görüşme yürüttüler. Ve bu çıkarma ve tehditleriyle ben CHP siyaseti içerisinde ve bunun dışında istediği menfaatleri elde ettiğini ve sözde değişim çağrısının kendisine şahsi anlamda, menfaat anlamında çok şey kazandırdığı kanaatindeyim. Bunun yanı sıra Sayın İmamoğlu'nun bu süreçte ve genel seçimler süresi boyunca İstanbul'u ihmal ettiği ve İstanbul'da gözle görülür, elle tutulur, vatandaşların çok önemli bir soruna çözüm üretecek bir çalışma yapmadığı için bu sürecin ben yerel seçimlerde kendisine çok fazla oy kaybettireceğini düşünüyorum. İttifak çağrısında burada kulislerde kanka olarak nitelendirdikleri Meral Akşener'le birlikte ve aynı zamanda da zaten CHP'nin genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de bence ilk sıraya yazacakları doğal ortağıyla HDP ile bir ittifak içerisinde olabilecekleri ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Biz bu süreçte yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun otoritesini sarsan İmamoğlu'nun karşısında Kılıçdaroğlu'nu çok seven ve CHP'nin önünde gören kesim ve Kaftancıoğlu perestlerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceğini ve Sayın İmamoğlu'nu bir hezimete uğratarak siyasetten ismini silmek istedikleri bir süreçle de karşılaşabileceğini düşünüyorum. Şu mühürlüyüm kelimesi üzerine durursak da sizin dediğiniz gibi adayım demedi, mühürlüyüm dedi. Yani CHP'nin İstanbul'u kazanacak tek adayının İmamoğlu olduğunu düşünmesi ve bu konuda Sayın İmamoğlu'nu ikna etmiş olması olarak bu mühürlüyüm kelimesini açıklayabiliriz bence. Sayın İmamoğlu mühürlüyüm derken aslında zincirliyim, bağlıyım, ayrılamıyorum şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani genel başkan ayrılamıyorum mu demek istiyor mühürlüyüm derken? Evet, aynen öyle. Genel başkan olmak istiyorum ama zincirlerimi kıramıyorum diyormuş gibi sanki. Bana öyle geliyor. Ben öyle anlıyorum. Bu da yani onu ikna etmişler bir şekilde. Sen İstanbul aday olmazsan biz bu seçimi kazanamayız diye şeklinde bir ikna edilmiş ve sonucunda da söylenmiş bir söz olarak düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde ve Sayın İmamoğlu'nun kafasında kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda her halükarda seçimi kazanacağını düşündüğü bir matematik var. Yani ben bu matematiğin pek rasyonel olmadığını ve genel seçimlerde de olduğu gibi yerel seçimlerde sınıfta kalacağı kanaatindeyim. Bu şekilde gelişmeleri böyle değerlendiriyorum. Peki. Sayın Ediş sizler devam edin. Önce neden rotasını değiştirdi? Bunun yorumunu genel olarak almak istiyorum. Ve birçok da iddia var aslında. Özgür Özel iddiası var. Kılıçdaroğlu karşısında kazanamayacağını düşündüğü için rotasını çevirdi var. Bir de bu İstanbul İttifakı kelimesi cümlesi de oldukça önemli. Burada İYİ Parti'nin de talepleri doğrultusunda rotasını çevirdiği konuşuluyor. Şimdi hepsini tek tek gideceğiz ama öncesinde bir sizin genel bir yorumunuzu almak isterim. Bu programda yol haritasını açıklayacağı gün, o gün neden rotasını neden İBB başkanlığına adayım ben diyemeden mühürlüyüm, yola çıkıyorum, adayım demiyorum, yola çıkıyorum ifadelerini kullandı İmamoğlu. Evet, teşekkür ediyorum. Ahmet arkadaşımız tabii konuya değindi. Ben ona biraz daha farklı bir şekilde biraz geriye gidelim izin verirseniz. Buyurun. Sayın Akşener'le bir kucaklaşma sahnesini gözümüzün önünüze bir getirdiğimizde. Şimdi böyle oradan başlayan, daha sonra seçim sonrasında da CHP'nin başına geçerek birlikte yol alabilir miyiz bir stratejisi anladığımız kadarıyla farklı bir boyuta dönüştü şu anda. Çünkü orada söylenen şu oldu kendisine muhtemelen. İstanbul çok önemli. İstanbul'u sensiz kazanamayız. Sen İstanbul'da olursan biz İstanbul'u alırız. İstanbul'u aldıktan sonra da zaten 3 yılda bir kongre yapıyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına o zaman geçersin. İstanbul'un CHP'de olduğu bir CHP Genel Başkanı olmak seni daha güçlü yapar.
genel seçimlere de o güçle hazırlanabilirsin. Herhalde bir önüne bir bu konuda anlaşıldı, konu kondu. O da genel başkanlıktan vazgeçmeden, İstanbul adayım da demeden bu stratejinin İstanbulsuz olamayacağını aslında açıkladı burada. O mühür kelimesi oradan geliyor. Bensiz İstanbul'u biz kazanamayacağız. Bu anlaşıldı. Dolayısıyla ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak zorundayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldıktan sonra, seçimden sonra biz CHP Genel Başkanı iddiamıza devam ettireceğiz. Bunun ki ilk bakışta Özgür Özel, Sayın Özel'i evet, biliyorsunuz. Tavşan adayı. Tavşan adayı. Sayın Kılıçdaroğlu adayı bu göstermelik işte iddia etti. Şimdi geldiğimiz noktada baktık ki Özgür oldu. Özel de bu sefer İmamoğlu'yla evet. birlikte yol yürümeye karar vermiş. O da bir adım sonrasını düşünüyor burada. Diyor ki nasıl olsa bu genel başkan olacak. İstanbul Büyükşehir'i kazanacak. Onlar o kadar eminler ki kendinden. Şimdi tabii herkes kendisi bir yere kendini layık görür ama biraz da milletin yerelde özellikle hizmet alanların vereceği oylar sizi belirleyecek burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olup olmayacağınıza. Burada Kılıçdaroğlu da farklı bir siyaset güdüyor. Diyor ki hiç olmasa seçim sonuna kadar ben bu genel başkanlık krizini bir öteleyeyim. Muhtemelen kazanamayacak diyor. Dolayısıyla İmamoğlu diye biri artık CHP siyasetinde tarihe gömülecek diyor. Ben de koltuğumda emin bir şekilde oturacağım hesabını yapıyor. Her hal ve şartta İstanbul'u kazanamayacağını kendisi de tahmin ettiği için böyle bir ortak nokta bulunmuş gibi görünüyor şeyde. Bu CHP'nin koltuk savaşındaki gelinen son noktada. İmamoğlu onun için ben İstanbul Büyükşehir adayım diyemiyor. Neden? Çünkü daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini kamuoyuyla paylaşmadığı için kendisi de bir yeşil ışık yakarak bir mühür sözüyle hani beni yaparsanız, beni Büyükşehir Belediye Başkanı ilan ederseniz ben de buna hayır demem noktasına gelmiş görünüyor bu koltuk savaşının sonucu. Evet. Peki Sayın Talas sizlerle devam edelim. Şimdi iki konuğumuz da Sayın Karataş ve Edis de şuna dikkat çekti. İBB başkanı olmak zorundayım ama genel başkanlığı da düşünüyorum, bırakmıyorum. İstanbul'u bu yüzden İstanbul'u mühürlüyüm ifadesini bu yüzden kullandığını ifade ettiler. Siz bu konuda neler söylersiniz, katılır mısınız? Teşekkür ediyorum. Bir uzlaşma olduğu açık aralarında parti içi bir uzlaşma yaşamışlar. O uzlaşmayı da Sayın Edis'in söylediği şekilde olduğunu düşünüyorum. İşte büyük olasılıkla 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bile uzlaşma sağlanmış olabilir. Sen 2028'deki Cumhurbaşkanı adayımız olacaksın ama onun için önce İstanbul'u alman gerekiyor diye bir anlamda ona bir engelli bir yol çıkarmış oldular. O engel olarak görünse bile şu anda İstanbul şu konuda ben şöyle düşünüyorum. Yani kimsenin için garanti bir seçim yok İstanbul'da. Ne Ekrem İmamoğlu için garanti bir seçim var ne de karşısında yer alacak Cumhur İttifakı'nın adayı için. Şimdi daha bir de seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı adına işte diyelim ki Millet İttifakı'nın oyunu bölecek adaylar çıkabilir. Veya tam tersi Cumhur İttifakı'nın oyunu bölmek üzere karşı tarafın desteklediği adaylar olabilir. Çünkü İstanbul önemli, çok önemli. İstanbul'un önemi nereden geliyor? Yaklaşık olarak 350 milyara yaklaşan bütçesi var. Kuruluşlarıyla beraber. Devasa bütçe. Pek çok bakanlığın üst üste koyulmasıyla bile ulaşamayacakları bir gelir seviyesine sahip.
Ve bu bir anlamda seçimler içinde bir imkan. Eğer biz CHP'nin elindeki belediyelere bakacak olursak, Sayın Başkanım Karataş Mersin'i biliyordur. Mersin'de bir çalışma yok. Bir daha öncekilerden farklı Burhanettin Kocamaz'ın yaptığının üstüne Vahap Seçer'in eklediği bir şey yoktur. Aynısı İstanbul'da da, Adana'da da, başka büyükşehir belediyelerinde de çalışma yok ama partiye büyükşehrin bütçesini akıtma konusunda bir kanal kurulmuş gibi. Müthiş bir oluk oluk kaynak akıtılıyor. Dolayısıyla bu olgudan dolayı seçimi alabilmenin kaynak boyutu konusunda da İstanbul birinci derecede lazım olan bir şey. Parti içi güç açısından da, partide gücü birinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'ndaysa ikinci sırada Ekrem İmamoğlu. Neden? Bu ekonomik güçten dolayı. Belediyenin vermiş olduğu güçten dolayı. İmkan ve fırsatlardan dolayı. Reklam bütçesinin ne kadar büyük bir kaynak olduğunu açıklamalarda görmüştük. Dolayısıyla aynısı Ankara'da da söz konusu, başka yerlerde de söz konusu. Ama şu var, başladığı zaman seçimlerde 0-0'dır. İster siz belediye başkanı olun, isterse belediyeyi almak isteyen grup olun. Kim avantajlı olur? Burada kendisini daha iyi takdim eden, daha iyi anlatan, vatandaşı daha iyi ikna eden, kendisinin ikna edeceği seçmenin üzerine başka seçmenler ekleyerek kazanılabilir. Şimdi bakalım milletvekili seçimlerinde de cumhurbaşkanlığı seçiminde de belediye seçimlerinde de muhtar seçimlerinde de. Olayın özü budur. Mesela İstanbul'da şimdi Milliyetçi Hareket Partisi neden aday çıkarmıyor? Aldığı İstanbul'da aldığı son seçimdeki oy da belli. Belli bir seviyede oyu var. O oyla belediye kazanılmaz. İşte birinin 51, diğerinin 49 şeklinde oyu var. Veya diyelim ki 40-39 şeklinde oyu var. Dolayısıyla orada 39 olanın 40 olandan ve diğer %5'lik, üçlük derme toplama yerlerden seçmen ikna etmesi gerekiyor. Sizin kendi lokomotifinizin üstüne başka gruplar eklemediğiniz takdirde seçim kazanamıyorsunuz. Bu 2 kere 2'nin 4 olduğu kadar kesin. Seçimin de matematiği var. Seçimin de matematiği sandık hesabı üzerine kurulur. Ve o kadar anket yapılır. Anketler neden şaşar? Herkes anketi yaparken son seçimdeki sandıklara bakmadan anket yapıyor. Sipariş usulü anket yapıyor. İşte kendine anketi verenin istediği gibi sonuç almak üzerine. Ama gerçek boyutu nedir bunun? Gerçek boyutu vatandaşın gerçekten ne düşündüğünü yer yer açık uçlu sorularla, yer yer bir takım başka yöntemlerle, nitel araştırmalarla, hepsiyle beraber birbirini destekleyen araştırmalarla nabzı gerçek okuyacaksınız. Şimdi nabzı gerçek okuduğunuz takdirde de durumunuzu küçücük ilçede bile mesela. Burada bir Ulukışla ilçesi var. Orada birisi başkan olmak istiyordu. Ya işte ben anket yaptıracak gücüm de yok falan. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de çok basit mantıkla kurulmuş ama tabloyu ortaya çıkaracak anketler hazırladım. Kendisine verdim. Bunu bastır. Götür memleketinde yap diye. Anketlerin sonucunu bana söyleyemedi. Ben el altından öğrendim. Hiçbir yerde kendisi çıkmamış. Bu olmasa kim? Şu olursa kim diye isim isim aktörlerin ismini yazdık. Hiçbir yerde kendisi çıkmamış. Dolayısıyla geri getirip bana söylemedi bile. Boş ver dedi, kapatalım dedi falan. Kendi zaten aday olmadı. Ama işe yaramış oldu en azından. Şimdi dolayısıyla bu bağlamda düşündüğümüzde bu seçimler çok önemli. İstanbul'un şu su problemi yeniden 94'ün öncesine döndü. Çöp problemi yeniden aynı şeye döndü. Sayın Cumhurbaşkanı'nı
Cumhurbaşkanlığına kadar getiren ne oldu? İstanbul'daki hizmetleri oldu. Çöpten enerji, elektrik üreten belediye başkanı olarak tarihe geçti. Ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı hepsini sağlayan İstanbul Belediyesi oldu. Bununla tamamlayacağım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu şu şekilde ikna etmişler. Önceki seçimde. İstanbul'u alan cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanlığının yolu İstanbul'dan geçer. O sürekli bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde oraya odaklanmaktan İstanbul'a odaklanamadı. İstanbul'u tam şey demedi, çözemedi. İstanbul kendini çözecek inşallah diyelim. Evet. Peki Sayın Talas, teşekkürler. Karataş, sizlerle devam edelim. Reklama da 3 dakikam kaldı. Şimdi genel olarak yorumlarınızı aldık. Şuna değinelim. Şimdi birçok iddia var. Özgür Özel'le bir başlayalım. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel denkleminde tavşan aday formülü. Ekrem İmamoğlu, evet, ifade ettiğiniz gibi mühürlüyüm, ancak Sayın Edis ifade etmişti. Genel başkanlığı bırakmıyorum. Ancak belediye başkanlığına adaylığımı sürdüreceğim. Değişimi de devam ettireceğim çıkışı olarak yorumladık. Şimdi tek hedefi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmak. Bu hedefi doğrultusunda CHP'yi de güvendiği bir isme bırakmak istiyor denildi ve bu isim de Özgür Özel olarak değerlendirildi. Bu yüzden de rotasını İBB başkanlığına çevrildiği iddia edildi. Bu iddia ile ilgili neler söylersiniz? Böyle bir şey, böyle bir durum mümkün müdür sizce? Şimdi bu Özgür Özel'in, Sayın Özgür Özel'in İmamoğlu'yla bir ortak hayalimiz var söyleminden de biz aslında biraz daha böyle bir düşüncenin var olduğu kanaatine ulaşıyoruz. Yani bu ortak hayalin de biz işte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanacak tek aday olarak görünmesinin bir sonucu olarak onu İstanbul'dan aday göstermek, sonrasında hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak hem de meclisteki çoğunluğu kazanarak İmamoğlu'nun sonrasında bir Sayın Özel yerine bir genel başkanlık sürecinin olduğu ve sonrasında da Cumhurbaşkanı adayı olarak yola devam edebileceği bir süreci hayal ettiklerini söylüyorlar bence. Bu şekilde düşünüyorum. Fakat Sayın Özgür Özel'in de bahsettiği üzere bu durum bir hayalden ibaret diyorum ben. Son günlerde Millet İttifakı ortaklarından Sayın Ali Babacan'ın da itiraf ve ikrar ettiği üzere CHP'nin tek başına Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde bir seçim kazanma ihtimali yok. Yani ittifaksız bir CHP'nin herhangi bir seçim kazanma ihtimali yok. Hali hazırda konuşulan ve kurulan bir ittifakın varlığından da söz etmek mümkün değil. Tekrardan nasıl bir araya gelirler, söylenen sözlerin altından nasıl kalkabilirler, bunu tahmin etmek de pek mümkün değil. Genel seçimlerde bastırılmış ve HDP ile aynı masaya oturmuş bir İYİ Parti cephesi var. Sayın İmamoğlu'nun az önce de bahsettim, İstanbul'da birçok konuda eleştirildiğini ve başarılı bulunmadığını da biliyoruz. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde ben bu ortak hayalin ve Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hayalinin bir neticeye varamayacağını düşünüyorum. Peki. Sayın Edis, sizlerle devam edelim. Reklama çok az bir sürem kaldı. Hatta reklama da gidebiliyormuşuz sevgili yönetmenim uyardı. Şimdi kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kısa bir aranın ardından karşınızdayız efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili açıklamalarını değerlendirmiştik. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de resmi hesabından aslında çok konuşulacak bir görüntü de paylaştı. Elinde tesbihi, çizmeleri ve Zeki Müren'in parçası eşliğinde anlamlı bir mesaj verdi. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o görüntülerine bakalım. Her damlası sevgidir, şu hasretlik zor gelse de çekilir. Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kıbrıs'ta yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı ve ardından çok konuşulacak bir anlamlı bir video paylaştı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi. Sosyal medya hesabından paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Önce Kıbrıs'ta yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama gelmişti MHP lideri Devlet Bahçeli'nden. ABD'ye aklını başına al demişti. Şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamından yeni görüntüler paylaşıldı.
Siz 40 bin askerle İzmir'i alamazsınız ama ben 4 bin Mehmetçik'le Roma'ya girerim demişti. İşte MHP lideri Devlet Bahçeli de o çizmeyle ABD'ye Türk'ün toprağına göz koymanın ne demek olduğunu hatırlatmak için çizmeleriyle kameralar karşısına geçti ve çizmeyi aşmayın dedi. Şu hasretlik zor gelse de çekilir. Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu anlamlı videosunu ekranlarınıza getirdik. Sayın Edis, sizlerin de bir görüşünü almak isterim. Buyurun. Tabii Genel Başkanımız her zamanki gibi yine kısa bir videoyla çok büyük bir mesaj vermiş ilgililerine. Tesbihin de ayrı bir anlamı var. Çizmelerin yaz ayın, Ağustos ayında çizme giymenin anlamı bambaşka. Malum 1934 yılında Mussolini biraz fazla şımararak büyükelçisi vasıtasıyla Antalya'yı Türkiye'den istediklerini Atatürk'e söylediği zaman Atatürk de o zaman Sayın Büyükelçi ile ilgilenin diyor. Bir 5 dakika izin istiyor. İçeriye gidip üniformasını giymiş ve ayağında çizmeleriyle çıkıp geliyor. Biz hazırız diyor. Almak buyurun, alabiliyorsanız gelin ordularınızı da alın. Ama biz bu çizmeyi giydiğimizde Roma'nın güvenliğini garanti edemezsiniz. O nedenle gidin şimdi mesajımı iletin diyor. Genel Başkanımız da sabır tesbihi ama ayağını da çizmesiyle bugün açık ve seçik olarak bize dayatmalarda bulunan Amerika'ya çok net bir mesaj vermiştir. Türk milletinin sabrını zorlamayın. Hala tesbih elimizdeyken fırsatı değerlendirin. Yoksa tesbihi koyar bir tarafa, sabrımızın şeyini, sabır çekmeyi bırakır. Çizmemizin gereğini yaparız mesajıdır aslında bugün. Müzik de çok anlamlı. Yani biz geçmişten bugüne tabii Türk milletinin çok acılar çekmiştir ama sonuçta hep girilen her mücadelede başarıyla çıkmış bir milletiz. Bunun çok kısa bir videoyla yıllarca konuşulacak derin bir anlamıyla sunulması bence de çok yerinde ve çoğu da mesajı almıştır diye düşünüyorum. Peki. Sayın Talas, sizlerden de bir yorum almak isterim. Buyurun. Evet Elif Hanım, teşekkür ediyorum. Lider Devlet Bahçeli her zaman olduğu gibi kendine özgü bir anlamda sosyal tepkisini ortaya koymuş ve tarihin arka planına gönderme yapan bir tarzla bunu yapmış. Kendisi her zaman her sözü, her eylemi olay olan, gündemi belirleyen bir durumda zaten. Özellikle de ülkemiz açısından bir sigorta niteliğinde kendisi. Kıymetini ülkücü camianın dışındakiler de bilsin diyerek tamamlayayım. Peki. Sayın Karataş, sizlerden de yorum almak isterim. Buyurun. Bir yayına katılmadan önce ben görmüştüm sosyal medyada. Açıklamasıyla birlikte gerçekten önceden bir yazılı açıklama yapılması, bu yazılı açıklamada gerekli mesajların verilmesi, bunun üzerine de bu videonun paylaşılması ve Kıbrıs Türk'tür açıklamasıyla paylaşılmış olması ciddi bir mesaj veriyor. Dayanılan hikaye ve yani verilmek istenen mesaj çok özel bence. Ben de çok beğendim. Yani güzel bir mesaj olmuş. Peki. Sayın Edis, sizlerle devam edelim artık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Özgür Özel'den bahsediyorduk. Tavşan aday formülünden. İmamoğlu tek hedefi Cumhurbaşkanı olmak. Ancak CHP'de de güvenilir bir aday bırakmak istiyor CHP Genel Başkanlığı'na. Bu aday da Özgür Özel olarak yorumlandı. Özgür Özel'in değişim çıkışları, adaylık çıkışı ve İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var çıkışları da çok konuşuluyor gündemde hala. Bu noktada bu yüzden İmamoğlu rotasını çevirmiş olabilir mi? Daha önce de bahsettiğim gibi Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu'nun genel başkan alternatif
genel başkanı konumunda, tavşan aday konumunda, hem de İmamoğlu'nun da şimdi aynı konumuna gelmiş görünüyor. İşte arada bir, kendi aralarında bir ortak nokta bulmuşlar görünüyor. O ortak isim Özgür Özel. Sayın Özgür Özel her iki tarafında kabul edebileceği bir aday görünüyor. Bu önümüzdeki genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'den beklenen, İmamoğlu tarafından onun şeyiyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP'nin başına Sayın Özel geçsin. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tamam olayım. Bu seçime böyle gidelim. Ama seçimi kazandıktan sonra da bizim ortak adayımız, hayalimiz Cumhurbaşkanlığı'nı almak. O Cumhurbaşkanlığı'nı da Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı koltuğunda otururken bu işi yapabileceğiz. Çünkü 12-13 defa seçim kaybetmişsiniz. Artık size umut olmaktan çıkmışsınız. Sizin alabileceğiniz oy %24 bantından yukarı çıkmıyor. Oysa biz Cumhurbaşkanı alabilmemiz için yeni bir genel başkanla değişim, dönüşüm hep beraber yaparak Cumhurbaşkanlığını alabiliriz planının birinci ayağıdır bu. Bu açıklamaların hepsi de bunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki söylemlerine baktığımızda o da ben CHP Genel Başkanı olayım, devam edeyim. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olun. Kazandığınızda 3 yıl sonraki kongrede siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan CHP'nin başına geçersiniz. Oradan da ittifakın adayı olarak Cumhurbaşkanı adaylığına Millet İttifakı'nın adayı olarak devam edebilirsiniz. Sanıyorum bir çıkışı var. İkisinin arasında nasıl bir yol haritası olacağı ancak seçimden sonra belli olacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP kongresini seçimden sonra bırakmasının arkasında neden de bu. Malum 3 yıl içinde yapmak zorundalar. Şu anda hukuken CHP Genel Başkanlığı'nın koltuğu boş. Evet. Süre doldu. 3 yılda bir yapmadığınızda bunun da bir cezası var aslında. İşte yenisi yapılana kadar eskisi devam eder şekliyle orada oturuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani topal ördek derler, hani genel şeydir bu tabir, çok yaygındır. Topal ördek konumundasınız siz. Aslında doğru olanı önce kongreye gideceksiniz. CHP Genel Başkanlığı'nın seçimini yapacaksınız. Orayı kazandıktan sonra yerel seçime gitmeniz en doğrusu. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki önce yerel seçim olsun. Sayın İmamoğlu seçimi kaybederse CHP yine bunlara kalacak. Yine eski usul devam edecek. Kazanırsa o zaman bakarız. Yani biraz işi bu koltuk kavgasını biraz ötelemişe benziyorlar yani gelinen noktada. Peki. Sayın Talas, siz neler söylersiniz bu Özgür Özel denkleminde tavşan aday formülü bu yüzden mi İmamoğlu rotasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çevirdi? Şimdi Elif Hanım, Özgür Bey meclis grup başkanı. Mecliste Kılıçdaroğlu'nun temsilcisi oluyor. Partinin başkanı oluyor mecliste. Şimdi bu konumdaki biri elbette aday olmayı düşündüğünde genel başkanın adayıdır diyecekler. Ama ben doğrudan onun yanındaki birisi olmuş oluyor. Ve aynı zamanda da Ekrem İmamoğlu'yla da dirsek temasını devam ettiriyor. Burada siyasal elitler denir. Devir değişse de yıldızlaşma özelliği değişmeyecek türden insanların karakteristik bir yapısı vardır. Kazanan kim olursa olsun onları bir yerde görürsün. Özgür Özel böyle bir portre gibi görünüyor. Hangisi kazanırsa kazansın Özgür Özel vazgeçilmez konumunda gibi duruyor. O
şekle bürünmüş durumda. Her iki genel başkan adayının adı geçen ismin güvendiği isim olmuş oluyor. Ve dolayısıyla da eğer bir geçiş dönemi geçirecekse o ismin üzerinde anlaşalım gibi bir pazarlık mı yaptılar? Ne oldu? Bunu zaman gösterecek ama büyük oranda ilk önceki çıkışı Kılıçdaroğlu'na yaranmak içindi. Daha sadece ve sadece Ekrem İmamoğlu video paylaşmıştı. Ondan sonra Özgür Özel'den bir ses çıktı. Çok güçlü bir ses değildi ama o sesin çıktığı zaman herkesin tavşan adayı diye değerlendirmesinin nedeni de İmamoğlu'nun önünü kesmek için bu hamleyi yaptı diye düşünülmesinden dolayı. Evet, başta öyle göründü zaten. Yani Kılıçdaroğlu için çalıştığı ifade edildi. Ben de adayım diyerek Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e destek verecekti ve tam o sürecinde, kurultay sürecinde ben çekiliyorum, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu diyecek Özgür Özel. Bu yüzden tavşan aday formülü şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Özgür Özel'in sonraki çıkışları değişime yönelikti. Adaylık içinde yeşil ışık yaktı, Anadolu turuna çıkma durumu söz konusu oldu ve İmamoğlu ile ortak hayalimiz var çıkışı geldi. Şimdi bütün bu çerçevede bakıldığı zaman Özgür Özel'in de bir rota çevirdiğini görmüş oluyoruz aslında. Şimdi bunu söylem analizine tabi tuttuğumuzda hep beraber hayalimizi 2028'de ortaya koyacağız, hayalimizi gerçekleştireceğiz. O hayalimiz Cumhurbaşkanlığı. Hı hı. İmamoğlu'nun ismini zikrederek söylemesi bende o çağrışımı yaratıyor. Yani burada onun genel başkanlığına değil de Ekrem İmamoğlu'yla beraber bizim daha mücadelemiz bitmedi. Mücadelemiz seçim sonrasında 2028'e göre planlanacaktır şeklinde olmalı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bir de Ekrem İmamoğlu'nda sadece Özgür Özel değil, pek çok o toplantıya katılmış başka parti meclisi üyeleri de vazgeçemez. Akçeli işler olayı bu pek çok kişinin İmamoğlu'na bir anlamda yakın durması, yaklaşması, ondan uzaklaşmaması, karşı dursa bile sesini çıkarmaması bundan. Ve orada bir ayrıntı daha var, dikkat çekici. En son görüntülerdeki değil de Ekrem İmamoğlu'nun biraz evvel görüntülerde olan toplantısında karşısında oturuyordu Özgür Özel. Ona ne demişti? İşte genel başkanın akçeli işlere yaptığı eleştiriye oradan Özgür Özel üzerinden cevap vermişti. Madem ben de akçeli işlerle ilgili problem olduğunu düşünüyorsun, Özgür Özel var. Onu o zaman niye öne sürdüğümüzde ona o zaman karşı çıkma şeklinde bir teklif gibi geldi. Ama bu daha çok işbirliği şeklinde ve bence partice uzlaşılmış gibi duruyor. Yani parti tamamen seçimlere kadar Kemal Kılıçdaroğlu gidecek. 3 yıllık CHP Genel Başkanlığı sürecini devam ettirecek. Seçimin sonucuna göre diyelim ki İmamoğlu kazandı. İmamoğlu kazandığında güçlü bir şekilde 2028'de artık Cumhurbaşkanı olacak. Çünkü yaş olayı 5 yıl sonra şimdiki 75 yaşında olan adam 80 yaşında olacak. Bu da yine İmamoğlu'nun işine yarayacak. Genel başkan belirleyecek olsa bile parti üzerinde uzlaşmayı sağlamak şeklinde bir durum olabilir. Kaybettiği takdirde de bana seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kaybettirdi deyip ortaya çıkacaktır. Yine İmamoğlu'nu kimse durduramaz yani. O hayalle. Yani İmamoğlu rotasını çevirmesinin nedeni kaybedeceğini biliyor. Benim kaybetme nedenim Kemal Kılıçdaroğlu'dur demek için mi rotasını çevirdi? Yok, kaybedeceğini biliyor anlamında söylemedim. Yani öyle ya da böyle CHP için İmamoğlu'ndan daha iyi bir aday yok. Bu iki kere ikinin dört olduğu kadar kesin bir şey. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı belli. Önemli. Adayının kim olacağı önemli. Belediyeden gelen
İstanbul'u tanıyan, İstanbul'un dışında görev yapmayıp da İstanbul'da görev yapan güçlü bir siyasal aktör İstanbul'da kazanır. Ama bir bürokratı koyarlarsa, tanınmamış birini koyarlarsa, belediyecilikten anlamayan birini koyarlarsa Cumhur İttifakı'nın yine kaybetme riski var. Çünkü seçmenin şöyle bir durumu var. Büyük şehirlerin çoğunda hala önemli bir kesim Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesine sahip insan. Onun üstüne birilerini koyduklarında onların kazanma ihtimali olabilir. Ama yerel seçimlerde adaylar da çok önemli, çok çok önemli. Elbette önemli ancak İmamoğlu'nun da İstanbul'daki çalışmaları da ortada aslında. Şimdi bunu biz söylüyoruz. Veya İmamoğlu'nu eleştirenler, beğenmeyenler söylüyor. CHP'liler bunu diyor. Yok, bunu bizden ziyade vatandaşın da çok tepkisini bu ekranlardan çok kez getirdik. Şöyle, bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Vatandaş hemen hemen her konuda blok halinde ikiye ayrılıyor. Bu cephe karşı cephe diye. Ben ve öteki diye. Şimdi eğer aday benimse kötü tarafını görmem. Hep iyi tarafını öne çıkarırım veya menfaatime bakarım. Yani karşı tarafın seçmeninin büyük bir oranda bu durumdan beslenenler veya besleyenlerin besledikleri şeklinde bir grup da var. Ama aynı zamanda her ne olursa olsun ben iktidarın karşısındayım diyen geniş bir kitle var. Onları üst üste koyduğunuzda öyle hemen de Ekrem İmamoğlu kaybeder diyemem ben. Yani çok net bir şekilde siyasal sosyolojik açıdan söylüyorum. Şimdi en son yapılmış iki seçimde de bu blok İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan fazla oy almadı mı? Çok net bu. Şimdi aday eğer dediğim gibi İstanbul'a hizmet getireceği şeklinde seçmeni ikna edecek. Aynı şekilde İmamoğlu'nun eksik yönlerini çok iyi bilecek ve eleştirilerini dengeli yapacak, istikrarlı bir şekilde yapacak ki karşısında kazanabilsin diye düşünüyorum. Yani çünkü güçlü bir profil. Öyle ya da böyle. Gençliği var işin içinde. Evet. Tabii sosyolojik... Karadenizlilik var. Karadenizlilik de İstanbul'da çok önemli bir faktör. Türkiye'de çok önemli bir faktör. Karadenizlilik. Birinci seçimde bu seçimde Cumhur İttifakı'nı desteklemiş olup da Ekrem İmamoğlu'nun seçiminde Ekrem İmamoğlu'na oy veren AK Partililer biliyorum ben. Karadenizli olduğu için MHP'liler biliyorum. Yani sırf Karadenizlilik olgusuyla. Şimdi bir değişkenle bir seçim alınmaz. Yani bir çiçekle yaz olmaz diye bir söz var ya. Tek bir değişkenle hareket ederseniz seçim kazanamazsınız. Çok değişken var. Onların da oylarını %50'ler mertebesine, 49-50'ler mertebesine getiren birden fazla faktör var. O faktörlere göre strateji belirlemek gerekiyor. Evet. Peki sosyolojik olarak değerlendirdik. Evet, bu noktada tarafların açıklamaları olabilir. Ancak şimdi şöyle bir durum da var. Ben bir vatandaşım ve ben eğer o kişiye oy vermişsem hizmet de almak zorundayım. Hizmet etmek durumunda. Şimdi metro açılışlarını gördük. O İstanbul Otogar'ın durumunu da gördük. Yani birçok problem de var İstanbul'da aslında. Aslına bakarsanız. Şimdi İmamoğlu'nun kazanacağına inan şu noktada size katılır gibi durumdayız. Çünkü İmamoğlu kaybettiğinde Kılıçdaroğlu'nu suçlamak için bu şekilde rotasına çevirmiş olabilir aslında. Bu da çok söylediğiniz önemli bir noktalardan bir tanesi. Öyle ya da böyle CHP'nin içerisindeki kargaşa devam edecek. Neden? Kargaşa neden devam edecek? Hem Kılıçdaroğlu hem de Ekrem İmamoğlu stratejisini seçime göre belirliyor. Bir aktör olarak ortadan kalkmasını düşünmüş de olabilir. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirken. Yani İstanbul'la ilgili bir seçenek olmaktan çıksın. Bu şekilde düşünmüş olabilir. Ekrem İmamoğlu açısından düşündüğümüzde de kazanırsa iyice güçlenir. Çünkü en zor bir dönemde daha bir yıldan az bir zaman önce yapılmış seçimden sonra bir seçimde başarılı geldiği zaman bu kendini tartışmasız kılar. Ve o da güç devşirmesine, gücünü arttırmasına neden olur. Kaybettiği takdirde seçmene diyecek ki bu Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 14. seçim. Yeter artık bundan kurtulalım. Ve dolayısıyla her şekilde kavga devam edecek.
Öbürü de ben güçlüyüm, 3 sene sürem var. Daha görevimin başındayım, buradayım, gitmiyorum diyecek. Ama seçimden sonra şimdiki kadar bir anlamda eleştirilere cevap veremeyecek diye düşünüyorum. Orada değişim o zaman. Peki. Sayın Karataş, sizlerle devam edelim. Elif Hanım, ekleyebilir miyim bu konu hakkında? Buyurun lütfen. Çok kısa Ekrem İmamoğlu ile alakalı değerli hocamızın görüşlerine ben bir noktada katılıyorum. Fakat bu kendisine bahsettiği üzere birden fazla değişkeni birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Biz bu genel seçim sürecinde Sayın İmamoğlu'nun şehir şehir gezerek İstanbul'u ihmal ettiğini gördük. Sayın İmamoğlu'nun eşinin Doğu illerinden birisinde yaptığı barış işaretini gördük. Daha sonrasında halkın sokakta videolar çekildi, araçlar yandı, metrobüsler yandı, bu ilin belediye başkanı nerede diye videolar gündem oldu, bunları gördük. Dediğimiz gibi bu adaylık, genel başkan adaylığı süresinde yine Sayın İmamoğlu'nun sürekli Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri sırasında yine İstanbul'u ihmal ettiğini, o sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çok önemli bir projenin açılışını duyurduğunu ve bu sebeple bile sadece bu tek bir sebeple bile eleştirildiğini gördük. Diğer ilçe belediyelerinin çok fazla bir şekilde AK Parti ilçe belediyelerinin, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe belediyelerinin aktif bir şekilde çalıştığını ve bunların gündeme gelerek Sayın İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarının daha aktif ve daha fazla çalıştığını gördük. Sayın İmamoğlu'nun verdiği sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini, ulaşımda ücretlere zam yapıldığını, su tüketiminde zamların geldiğini ve işte birçok konuda maddi imkan sağlayacağını söylediği ailelere maddi imkan sağlamadığını, belediyeyi yine programın başında da söylediğimiz gibi HDP'li üyelerle doldurduğunu, terör iltisaklı kişilerin belediye kadrolarının içerisinde olduğunu tespit edildiği süreçleri hepsini atlattık. Tüm bu süreçler sonrasında kar fırtınalarında İstanbul'daki trafiğin halini gördük. Yani bunlar birlikte değerlendirildiğinde ben Sayın İmamoğlu'nun çok fazla şansı olmadığını düşünüyorum. Az önce de bahsettim, ortada bir de ittifak yok ve Sayın Ali Babacan da bahsetti. Yani bunu zaten onun bahsetmiş olması pek bir şey ifade etmiyor. Biz de biliyoruz, ittifak olmadan CHP İstanbul'da seçim kazanamaz. Ortada kurulmuş bir ittifak da yok. Yani ben biraz daha tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun şansının çok zayıf olduğu kanaatindeyim. Peki Sayın Talas şuna da dikkat çekti. İmamoğlu kaybedeceğini biliyor. Kaybettiğinde Kılıçdaroğlu'nu suçlamak için de rotasını çevirmiş olabilir dedi. Bu noktada sizin yorumunuz nedir? Benim yorumum şu, zaten Kılıçdaroğlu'nu suçlamak için genel seçimlerindeki başarısızlığını öne sürülmesi yeterli bir sebep. Yani bunun tekrardan bir yerel seçim başarısızlığıyla ya da tekrardan bir genel seçim başarısızlığıyla bunu tekrar tekrar üzerine gitmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Fakat yerel seçimdeki başarısızlığı Sayın İmamoğlu kaybettikten sonra kamera karşısına çıkıp ben Sayın Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettim dediğinde de kimsenin onu dinleyeceğini de pek sanmıyorum. Az önce bahsettiğim işte CHP'nin önünde tutan Kılıçdaroğlu ismini ve Kaftancıoğlu perestlerin sırf bu sebeple Sayın İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun otoritesini zayıflatması sebebiyle onun aleyhine bile çalışma sürdürebileceklerini ve seçimi kaybetmesi ihtimalinde de hiçbir basın yayın organlarının önüne çıkarmadan siyaset tarihinden silmeye kalkışacaklarını bile düşünüyorum. Peki. Sayın Edis, siz neler söylersiniz? İmamoğlu kaybedeceğini anladığı için mi Kılıçdaroğlu'nu suçlamak için mi rotasını çevirdi? Bir de şöyle bir iddia da vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu kaybedeceğini biliyor. Bu yüzden Zoom toplantılarına sesini çıkartmadı. Herhangi bir yaptırım yapılmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partiden ihraç edildi. Değişime destek verdi. Değişim yürüyüşü gerçekleştirdi. İmamoğlu değişim manifestosu açıkladı. Zoom toplantıları yaptı. Değişim sitesi kurdu. Yani birçok şey faaliyette bulundu. Ancak herhangi bir yaptırımla da karşılaşmadı İmamoğlu. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun kaybedeceğini bildiği için İmamoğlu'nu adaylığı noktasında bu yüzden ısrarını sürdürdü. Bu yüzden herhangi bir yaptırım yapmadı şeklinde iddialar da ortaya atıldı. Bu noktada neler söylersiniz? Öncelikle Mustafa Hocam'ın söylediklerine ilave etmek istediğim bir husus var. Bunlardan bir tanesi, İmamoğlu seçimi kazanırsa çıkıp seçimi ben kazandım diyecek. Onun pazarlamasını yapacak. İkincisi, seçimi kaybederse de bakın ben demiştim Sayın Kılıçdaroğlu yüzünden seçimi kaybettik diyecek. Yani her hal ve şartta kazançlı çıkacak bu seçimden. Durum onu gösteriyor. Şimdi İmamoğlu'nun çıkışına
Bolu Belediye Başkanlığı'na yapılan yapılamaz. Çünkü Bolu Belediyesi küçücük bir yer. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 115 milyar bütçesi olan 240 milyarda şirketleri var, özel şirketleri. Toplam 355 milyarlık bir bütçeye hükmeden Türkiye'nin bütçesinin 9 bakanlıktan daha büyük bir bütçeyi yönetiyor. Dolayısıyla bu kişiyle ilgili adım atacaksanız 40 kere düşünmeniz lazım. Siyasette öyle kolay harcanacak biri değil. Onu siz partide disipline verseniz de parti içinde tepki alabilirsiniz. Görüşlerine saygı duyuyorum şeklinde açıklamalar da yaptı Kılıçdaroğlu. Yani bu noktada söylemek zorunda siyaseten. Uyarı gelmesi gerekmez mi? Çünkü CHP partiye zarar veren bir durum karşı kalındı. CHP ikiye bölündü çünkü. İşte o CHP zarar verme noktası olarak değerlendirilmiyor. Bir genel başkanlık koltuğu var. Şu anda boş. Evet. Onun mücadelesindeki tarafların birbirine solvaları diyelim yapılıyor burada. Bu yönüyle konuya Kılıçdaroğlu da bakıyor. Kaybetmek istemiyor. Kıramıyor. Yani bir kere kesip atamıyor. Her iki tarafta dengeli bir politika izliyor burada. Tabii bunun için Büyükşehir adayı olma noktasında ısrar edildi. Şimdi mevcut duruma baktığımızda Ahmet kardeşimizin ortaya koyduğu bir tablo var. İşte önce siz burayı kazanabilir misiniz İmamoğlu olarak? Şimdi ben zaman zaman biz İstanbul programlarına da gidiyoruz, başka illere de gidiyoruz. Çok açık ve seçik olarak bir gördüğüm bir şey var. Özellikle İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde başlatılan, daha sonra da rahmetli Topbaş'ın başarılı çalışmada devam eden bir belediyecilik anlayışı var. İstanbul'da Köstebek gibi metro yapılacağı çoğu için hayaldi o günler başladığında. Çünkü üstü tamamen yapı dolu, büyük binalar var. Siz İstanbul'un altına metro yapacağız. Hafif raylı sistem kolaydır, üstten yaparsınız. Ama metro maliyeti çok yüksek, ciddi maliyet gerektiren bir şey ve bunu İstanbul'da başardılar. Bunun arkasından belediyeyi siz İmamoğlu'na, CHP'ye devrettiniz seçim kaybedince. İmamoğlu ne yaptı? İmamoğlu bugün eski, iyi bırakın, mevcudu devam ettirme yönünde sıkıntıları olan biri. Dediğim gibi bütçe çok büyük bir bütçe. Ama ciddi reklam harcamalarının yapıldığını görüyorsunuz. Tamamen hani İstanbul'a ve İstanbul'a hizmetten çıkıp bir partinin yönetimine geçmiş. Bir partinin başını sahiplenme noktasında bir iç yarışa dökmüş İstanbul'un kaynaklarını. Bir de şunu da ekleyelim. Şimdi engelleniyoruz çıkışları da yapıyor İmamoğlu yapıyordu. Ve geçen iki projeyle ilgili Hazine Bakanlığı'ndan da onay geldi. Yani aslında bir engel de yok önlerinde. Geçen televizyonda Sayın Tevfik Aksu, Tevfik Göksuç tek tek anlattı. 52 talebin 50'sine evet, ikisine hayır demişler. 50'sinin gerekçelerini biz de uygun bulduk ve destek verdik. İkisini de tamamen politik amaçlı. Yani İstanbul'a hizmet etmeyecek bir şeydi. Altyapısı düşüktü, ona da reddettik dedi. Gerekçesi vardır. Şimdi siz 52 projenin ikisini reddedildi diye bizim önümüz köstekle ne diyorsanız bu bir kere yöneticiye yakışmaz. Yani bir belediye başkanına da yakışmaz. Siz kendi zafiyetinizi, kendi eksikliğinizi başka alanlara kaydırıp ki söylediğiniz sözün aksini söyleyenleri çıkacağını bile bile söyleyip bu sizi zafiyete düşürüyor. Dolayısıyla İstanbul diyor ki ben şeyde istemiyorum yani böyle kavgalı dövüşlü ortam istemiyorum. Ben hizmet istiyorum. İşte metroların durumu ortada. İşte metro dışında yeni yapılan metro yok. Ulaşma Bakanlığı'nın yaptığı metrolar var. İşte o otobüslerin yolda kaldığı şeyler bakımsızlıktan birçok örneklerini gördük. Şimdi bunu insanlar bir tarafa koyuyor. Şimdi Türkiye'de böyle iki tane il var. Biri İstanbul, birisi Antalya. Antalya'da da Sayın Böcek geldiği gün, işte büyük bir şeyle geldi, iddialarla geldi. Orada Sayın Menderes Türel'in bıraktığı yeri aynen orada duruyor. Bir adım atamamış. Oradaki insanlar da diyor, yani keşke, yani biz ona pişman tabii yaptıklarından. Dolayısıyla biz artık yani yatırım yapan eski başkanların hizmetini bekliyoruz diyor. Dolayısıyla
hem İmamoğlu için de, İstanbul için de, Antalya için de çok bariz biçimde seçimi alamayacakları halk arasındaki tepkilerden biz anlıyoruz. İmamoğlu'nun işi kolay değil. Kılıçdaroğlu'nu da yabana atmayın. O da böyle bir matematik desel hesaplarla zaten kendi gelişinin biliyorsunuz bir böyle bir şeyle geldi. Ve seçimle gelmedi. Dolanarak bir şeyleri ortaya koyarak daha da çok alaka olmayan bir şekilde oraya geldi. Sayın Baykal'ın şeyini hatırlıyorsunuz. Şimdi böyle bir noktadan tekrar o yerde kalabilmenin alternatifinin olmadığını Sayın İmamoğlu'nun çok güçlü biçimde geleceğini düşündüğü için bunu ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndereyim. Zaten bütün veriler kazanamayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bundan kurtulurum hesabıyla şu anda gelinen noktaya önümüzde duruyor. Konuyu ben bu şekilde değerlendiriyorum yani. Bu biraz şeyi ötelemek, CHP içindeki koltuk savaşını biraz seçim sonra öteleyip sonrasına bakarız mesajıdır aslında. Sayın Talas, sizlerle devam edelim. İyi Parti'ye bakalım isterim. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o çağrısına net bir cevap veremedi. Ancak kulislerde de İyi Parti'nin CHP'den talepleri olduğu, özellikle İstanbul'la ilgili 3 ilçe, HDP'nin de 2 ilçe şeklinde talepleri olduğu iddia edildi. Ancak İyi Parti kanadına baktığımızda yerel seçimlerde tabanın CHP ile birlikte işbirliği yapmak istemediği ifade edilip yerel seçimlere kendi adaylarını çıkaracakları yönünde çalışmalar yürüttüğünü söylediler. Açıklamalar geldi parti genel merkezinden. Şimdi böyle bir açıklama var. Yalnız başımıza ilerleyeceğiz. Bir ittifak düşünmüyoruz şeklinde. Ancak bir iddiada işte İstanbul için ya da CHP için yerel seçim ittifakı ve bunun yönelik de pazarlıkların devam ettiği noktasında açıklamalar var. Siz neler söylersiniz? Bir pazarlık söz konusu mu? İyi Parti pazarlık isteklerini artırmak için mi, kozunu artırmak için mi yerel seçimlerde yalnız yürüyeceğiz açıklaması yaptı? Elif Hanım, şimdi Meral Akşener'in bizim bu bitmeyen diyetimiz var sözüne dikkatlerimizi götürecek olursak, aslında bitmeyen diyetleri yoktur değiliz. Diyetlerini işte CHP'den milletvekili alıp seçime girme selahiyeti elde ettikten sonra yapılan yerel seçimlerde hiçbir ili CHP'den istememekle aslında ödemişler. Bunlar farkında değiller. Hiçbir ili istememişler. Bir Nazilli, en büyük kazandıkları yer Nazilli'ydi. Orada sonra AK Parti'ye geçti. Onun haricinde yaklaşık 30-40 civarında bir belde, içlerinde küçük ilçeler var mı onu da bilmiyorum, net olarak bilmiyorum. Bu şekilde bir yerel seçim sonucu almışlar. Şimdi oradan aldıkları dersle, şimdi İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin odak noktası MHP'de düğümleniyor. AK Parti, MHP işbirliğinde MHP'ye bırakılacak belediyeler neresiyse oralar İYİ Parti'ye bırakılacak. Tasarımları böyle. Ve ittifak olmaz diye bir şey düşünmüyorum ben, kaderleri mahkum. Yani ittifaksız, ittifakla sadece 40 ilçe almışsın, 40 belde almışsın, bir büyük ilçe almışsın, ittifakla böyle olmuşsun, ittifaksız ne yapacaksın İYİ Parti? Yani bunun cevabını veremez. Tek başına gittiğinde nerede başarılı olabilir? Bu sefer belki bağımsız gittiğinde tek tük bir iki yer söz konusu olabilir. Ama birlikte gittiklerinde bu konuşulan bir şey. İşte büyük şehirlerde Mersin, Adana, Manisa muhtemel yine MHP'ye bırakılacak yerler ve AK Parti'nin elindeki Balıkesir. Bu dört ili İYİ Parti istiyor. CHP'de verir zaten, vermeye alışkın. Bu bağlamda düşündüğümüzde bir strateji çerçevesinde elini kuvvetlendirmek için bunları yaptıkları doğrudur mutlaka ama siyaset ile ilgili o kadar büyük yanlışlar içerisine girdiler ki kimlik krizi içerisine girmişler, o kimlik krizinden çıkamıyorlar. Yani postmodern diyorum ben bunlara, bu tür kişilere. Postmodern siyasetin adresi İyi Parti. Ne demek postmodern siyaset?
Şimdi postmodern siyasette sizin kimliğiniz nedir sorusu sorulduğunda MHP'lilerin vereceği şey milliyetçilik. İyi Parti milliyetçilik midir? Olabilir de, olmayabilir de. Solculuk mudur? Olabilir de, olmayabilir de. Muhafazakarlık mıdır? Olabilir de, olmayabilir de. HDP destekçiliği midir? Olabilir de, olmayabilir de. 78 başlık altında her şeye o mümkün. Olabilir diyen bir yaklaşım biçimleri var. Ve bu şekilde yaklaşım biçiminde geçmiş dönemde eğer belediyeleri almadılarsa bile büyük şehirlerdeki aldıkları daire başkanlıkları ve genel müdürlüklerle onların aracılığıyla almış oldukları ihalelerle yetindiler. Bunları Barış arkadaş ortaya çıkarmıştı zaten. Ona da sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasından ihale kanunlara uygun yapılmıştır şeklinde savunuldu. Kanunlara uygun şekilde yapılmıştır ama etik dışı Samsun Milletvekili, İyi Parti Samsun Milletvekiline bırakılmıştır diyemediler. Onu diyemezler. Benzer şeyler İstanbul Belediyesi'nde de var. Şimdi Meral Hanım İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi esiri niye görüyor? O Rabbi esir herhalde parasal, finansal şeylerdir. Oğlunun şirketleri var. İşte diyelim ki partinin parayla yüksek miktarda paralarla sıralama belirlediği o partililer tarafından ayyuka çıkar. Şimdi aynı şekilde ihalelerle ilgili durumlar çeşitli ihale mafyalarının kontrolü altına girmiş parti. Yani ülkücüyüm diye geçinenlerin bazıları artık ülkücülüğü ihalecilik olarak anlayan kişilerden ibaret. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Şimdi bunun haricinde şununla tamamlayabilirim. Bir karar vermesi gerekiyor. HDP ile birlikte o bloğun içerisinde yer almayı, açıkça birlikte yer almayı içine sindirebiliyorsa postmodern olmaktan kurtulur. Sosyalist olur, sosyal demokrat olur. O zaman vatandaş da ona göre tavrını verir. Eğer onu reddedip de kimliğini milliyetçilik kurgusu üzerine kuruyorsa Devlet Bahçeli'nin çağrısına siz İyi Parti'ye gelin demek yerine komşu olmayı ya da bir başka milliyetçi olduğunu başka şekilde ispatlamayı içine sindirebilir. Ama biliyorlar ki biz farklı seçeneklerle farklı beklentilere farklı çözümler getirmeden biz bir yol alamayız diye düşündükleri için postmodern davranış içerisine giriyorlar. Onun için farklı tablolar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o sonunda ittifaka zorlanacak ve HDP'yi de açık veya gizli içlerine sindirmek zorunda kalacaklar. Eğer ayrı düşeceklerse, üçüncü yol teklifinde bulunan oldu ya İYİ Parti'den birisi, siz orayı terk edin, bizle beraber başka bir yerde buluşalım şeklinde öneride bulunanlar oldu. Bunların hangisinin olacağını zaman gösterecek ancak büyük oranda herkesin bloğu belli. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak üyeleri değişse de bloklar devam edecek. Ülkenin siyasal portresi ona uygun. Bloklarla seçime gidebilirsiniz ancak. Peki. Sayın Karataş, siz neler söylersiniz? İyi Parti'nin izleyeceği yol haritası ne olacak? Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıydı bu yani. Gündemi de belirleyen bir çağrıydı aslında. Bu çağrıyla da kimin kiminle yürüyeceği de belli olmuş olacak zira. CHP'nin, İYİ Parti'nin CHP'den talepleri doğrultusunda nasıl bir yorum yaparsınız? Buyurun. Şimdi bu çağrıyı öncelikle yeni bir açıklama yapıldı bununla ilgili. Bu çağrı bir ittifak çağrısı değildir. Siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma, safın belli olsun çağrısıdır diye bir açıklama yapıldı. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çağrısı bir ittifak çağrısı değildir. İyi Parti'nin önünde tarihi bir seçim olduğunu düşünüyorum ben. Genel seçimlerde her ne kadar biz bilsek de ve burada yerelde halka bunu izah etsek, anlatsak da HDP ile bir masaya oturulduğu konusunda tam böyle hemfikir olmayan bazı vatandaşlar olduğunu biliyorduk, görüyorduk. Bu yerel seçimlerde yine aynı ittifak içerisinde seçime girerlerse artık hocamızın da bahsettiği gibi milliyetçilik çizgisinden tamamen
bizce tamamen zaten uzaklaşmışlar. Fakat seçimlerle bu tescillenmiş hale gelmiş olur. Yerel seçimlerde bu şekilde bir tercihte bulunurlarsa. Ya da lider Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi devletin ve milletin hayrına bir tercih yapacaklar. Ve gerekirse kendileri tek başına bir parti olarak girecekler ki çok da mümkün değil. Günümüzdeki siyasi dengeler değerlendirildiğinde ve bunun da bir başarıya ulaşılamayacağı çok bariz bir şekilde belli. Belki şöyle bir seçenek olabilir. İşte bunu da nasıl izah ederler bilmiyorum. Kabul edilmesi de çok mümkün değil. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak örnek veriyorum Mersin'de bu adayı çıkardık. İşte HDP'nin adayı da budur deyip bir böyle etrafından dolanma yöntemiyle biz HDP ile ittifak değiliz. CHP ile ittifak olarak böyle bir aday çıkardık deme imkanları, ihtimalleri olabilir. Fakat bunun da halk nezdinde bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesimi çok farklı, İYİ Parti'nin kesimi çok farklı. Ki burada Mersin'de yani İYİ Parti başka bir aday çıkarmış olsa bile Vahap Seçer şu anki belediye başkanı. Bu belediye başkanına da oy verildiğini ve birlikte ortak aday olarak çıkardıklarını biliyoruz. Ve Sayın Hocamızın bahsettiği gibi belediyeyi almamış olsalar bile belediye içerisindeki bazı müdürlükleri, bazı önemli mevkileri elde etmiş durumdalar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu altılı masa tartışmaları sürerken İYİ Parti altılı masadan kalktığını söylediği zamanlarda burada bile arada böyle bir acayip bir tartışma ortamı ve uyuşmazlık ortamı çıkmıştı. Sayın Akşener'in tek bir cümlesinden yola çıkarak bunu söylüyorum ve burada Mersin'de ciddi yankıları olmuştu. Şimdi nasıl olacak? Önceki yerel seçimlerde kurulan ittifakların sonucunda belediye içerisinde, ittifak içerisinde bulunan siyasi parti üyelerinin durumları ne olacak? Nasıl değişecekler? Nasıl değerlendirecekler bu durumu? Bunları bekleyip göreceğiz. Fakat dediğim gibi İYİ Parti'nin önünde iki seçenekli bir yol var. Ülkenin hayrına, devletin, milletin hayrına bir yolu mu tercih edecekler? Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine ya da önceki girdikleri ekiple birlikte, kendi ekipleriyle birlikte yerel seçimlere girip yine bir genel seçimdeki gibi hezimete mi uğrayacaklar? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki. Sayın Edis, siz neler söylersiniz? Şimdi İYİ Parti'nin izleyeceği yol haritası ne olacak? HDP ile yan yana yürüyecek mi? Şimdi bu yerel seçimlerde bir ittifak istemiyoruz, tek başımıza yalnız gireceğiz diyerek de tabanını, parti tabanını rahatsız etmemek için mi yapmış olduğu bir açıklama ve aslında bizim altılı masadan gördüğümüz kaosu ve krizi biz yeniden mi göreceğiz? Şimdi pazarlık konuşmaları da ortaya çıktı. Yani şöyle ortaya çıktı. Pazarlık yapılıyor iddiası gündemde. Genel seçimlerde olduğu gibi aday kim olacak açıklamaları, yani 11 kez 12 kez bir araya gelen bir altılı masayla karşı karşıya kaldık. Adaydan önce bakanlık yarışlarını gördük, vekillik yarışlarını, krizlerini gördük. Genel başkanların çıkıp işte eğer seçilen cumhurbaşkanı bizim söylediğimizi, istediğimizi yapmazsa bu ülkede kaos çıkar, kriz çıkar, ülke yeniden seçime gider çıkışlarını da duyduk hep birlikte, bunları da konuştuk. Yine bir öyle bir tabloyla mı karşı karşıya kalacağız? Buyurun. Evet, öncelikle genel başkanımızın yapmış olduğu açıklama, malum basından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın İsmail Özdemir tarafından kelimesi kelimesine aktarılmıştır İYİ Parti'ye. Tabii o gelişmelerin ardından İYİ Parti'de çeşitli kişiler tarafından açıklamalar ve işte bununla ilgili yorumların yapıldığını da zaman içinde gördük. Şimdi esas olan genel karşı tarafın İYİ Parti'nin genel başkanı Sayın Akşener bu konuda ne dediği, işte kendi basın sözcüsü veya parti sözcüsü tarafından Sayın Genel Başkanımızın sözü bu şekildedir diye bir açıklama daha henüz gelmedi. Her çıkan işte partimizin adına bir şeyler konuşuyor. Herkes farklı bir şeyler anlatıyor. Ama daha henüz Sayın Akşener'in ne buna ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Evet. Partinin yetkilileri konuşuyor. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının doğrudan bir teklifi var karşı taraf. Dolayısıyla burada da Sayın Akşener'in direkt kendi görüşlerini aktarması gerekiyor. O zaman bu bir cevap anlamı taşıyacak bu iş için. Dolayısıyla sanıyorum o da malum Milliyetçi Hareket Partisi'ni taklit ettikleri için malum bir işaretini bile bulamayıp bizim meşhur ülkücülerin
partimizin kullandığı kurt işaretini hala yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de genel başkanımızın tarihi hassasiyetini bildikleri için onlar da 26 Ağustos'u malum hem tarihte önemli Malazgirt yayından başlayın evet. hem de büyük taarruzla ilgili bir tarihi bir açıklama günü olarak yapacağı söyleniyor. Şimdi İYİ Parti'nin konumu çok önemli. İYİ Parti'nin tabanını oluşturan kişiler çoğunluğu bizim arkadaşlarımız, bizden gidenlerin oluşturduğu kişiler. Ve onları biliyoruz ki terörle bağlantılı bir partiyle yan yana gelmenin ciddi bir rahatsızlığı var. Hı hı. Her ne kadar görüntüde olmasa da masanın altında onun olduğunu hepimiz biliyoruz. Son iki dakikamız buyurun. O nedenle İYİ Parti'nin burada duracağı çizgi komşuluk çizgisi. Yani bulunduğun yer yakışmıyor. Senin olman gereken yer bize yakın bir komşu olmak. Buradan buraya bekleniyorsunuz. Hı hı. Bunun kendi işlerinde değerlendirip önümüzdeki yerel seçimler genel seçim gibi olmuyor. İl bazında, il ağırlıklı konuşmaların olduğu, il bazında adayların öne çıktığı, dengelerin kurulduğu bir seçim oluyor burası. Bu bakımdan genel seçim kadar etkili olmasa da yerelde, belli illerde terörle bağlantılı partiyle iş yapıp yapmayacakları ki yapmak zorundalar birçok yerle. Bu bunların bir çizgisi. Bunu yaptıkları an İYİ Parti çıkıp ben milliyetçiyim, ben devlet milletim, önce milletim, milletimin hayrına ben buradayım diyemez. Hı hı. O zaman konumunu belirlemiş olur. Dolayısıyla bizim insanımız da o partiden artık desteğini çeker, tekrar gelir, Milliyetçi Hareket Partisi saflarında kendi yerini tutar. Bu da şeyin son artık İYİ Parti'nin belki de son seçimi noktasına gelebilir. Bu yönüyle Sayın Akşener'in vereceği cevap çok önemli. Yani bu hı hı. 26 Ağustos'ta yapacak mı sizce böyle bir açıklama? Mecbur bir cevap verecek buna yani. Hı hı. Bunun yani bu siyasette direkt evet hayır denmez ama evet. mutlaka o cümlelerin içinde açıkça söylemese de bir işaret vereceğini düşünüyorum ben. Hı hı, peki. Efendim programımızın da sonuna geldik. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Hüseyin Edis bizlerleydi. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan da Bengü Türk TV izleyicilerine de saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Ve NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Talas bizlerleydi. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese saygılar, selamlar. Sağ olun. Türk Hukuk Enstitüsü Mersin Şube Başkanı Avukat Ahmet Karataş da bizlerleydi. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi sağ olun. Efendim programımızın da sonuna geldik. Siyasetteki gelişmeleri değerlendirdik. Sağlıkla kalın. Mutlu akşamlar.